Herkese merhaba, ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Westworld 2. sezon 7. bölümün incelemesini yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle Westworld'un 2. sezonu da ilk sezonunda olduğu gibi böyle bir ilk 3 bölüm, 4 bölüm çok yavaş, sakin. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Ne oluyoruz kardeş filan diyerekten geçen bir seriydi. Ama işte yavaş yavaş böyle 4. bölümden sonra 5, 6, 7 gerçekten böyle wow olduğumuz bölümlerde. Şimdi 7. bölümde Bernard bir fotoğrafla uyanıyor ve fotoğrafın üstünde de kızını görüyoruz. Kızını ilk sezonun hatırlayacaksınız zaten. Hastane odasında onun hayatını kurtarmaya yönelik anılar görüyorduk, böyle flashbackler görüyorduk. Şimdi o fotoğrafla uyandı ama diyeceksiniz ki ne alaka, hani kızı hiç yoktu, nereden çıktı bu kızı filan diyerekten. Bence ileriye dönük bir mesaj vermek için, yani daha doğrusu bunu göstermelerinde bir sebep olduğunu düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde o kızını tekrardan hayata geçirme, canlandırma mevzuları döndüğünden dolayı onunla alakalı bir bağlantı kurabilirler. Tabi Bernard'ın uyandığı yerde kurtarma ekipleri var. Yani Bernard'ı biliyorsunuz kıyıda bulmuşlardı. Kurtarma ekiplerinin de hala neden geldiği meçhul. Aman işte onlar ölmesin, onları biz kurtaralım tarzında düşündüklerini sanmıyorum. Onlar kendi projelerinin sağ salim sonuca ulaşması için her şeyi yapacak türden insanlar. Bernard uyandıktan sonra bu bizim kurtarma ekibinin başındaki adam gelip bunlara silah doğrultuyor biliyorsunuz. Şimdi bu bilgiyi nereden öğrendi? Onu açıkçası tam olarak bilmiyorum. Çünkü bu Teresa Kal'ın ilk sezonda öldürmüştü Bernard, hatırlarsanız. Bu Ford'un evinde aşağı katta Ford'un emriyle birlikte onu duvara vura vura öldürmüştü. İzleyenler hatırlayacaklardır. Ben onu nereden öğrendiğini bilmiyorum. DNA'sını bulduk diyor başka bir evde. Fakat o DNA'sını nasıl buluyorlar? Hani onu acaba biri mi yönlendiriyor oraya? Hani Ford belki bir işaret verip onu oraya yönlendirmiş olabilir. Çünkü Ford'un da kendine göre, yani Robert'ın da kendine göre amaçları var ve o hedefe gitme doğrultusunda her şey mübah onun için. Belki onun yönlendirmeleriyle oraya gitmiş olabilirler. Çünkü bu Teresa Kal'ın işte uçurumdan ayağı kayıp düştü ve öyle öldü biliniyordu. Fakat bu işte kurtarma görevlileri gelip onun DNA'sını başka bir evde buldukları için direkt Bernard'ı suçladılar ve onu öldürdükleri yere doğru götürdüler. Tam o sırada oraya vardıklarında tabii gene Bernard'da şimşekler çakıyor. Ben burayı hatırlıyorum, ben burayı hatırlıyorum tarzında. Ve adam gene Bernard'da silah doğrulturken Bernard dur diyor. Hemen oradan gizli bir kapı buluyorlar. Şimdi gizli bir kapı buluyorlar. Evet, oraya giriyorlar ve o gizli kapının içinde ne buluyorlar? Bernard'ın yedeklerini buluyorlar. Yedeklemişler Bernard'ı. Yani bir Bernard'a bir şey olursa aynı benlikle başka bir Bernard yapıyor Ford. Ona bir şey olursa başka bir Bernard yapıyor. Şimdi acaba Ford bu insanların bu odayı bulacaklarını düşünmemiş olabilir mi? Yani sizce düşünmemiş midir? Bence düşünmüştür. Yani bu da Bernard'ın planının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu insanların Bernard'ın android olduğunu öğrenmelerini istemiş. İstemiş ki onu sorguya çekebilsinler. Neden sorguya çekebilsinler? Onu birazdan söyleyeceğim. Ve tabii bunu öğrendikten sonra Bernard'ı sorguya çekiyorlar. İşte o anda dizinin daha başları oluyor. 7. bölümün daha başları oluyor bu. Direkt flashback'le geçmişe gidiyoruz. Bernard'ı sorguya çekiyorlar. Bernard'ı sorguya çekmelerini gerektirecek şeyin ne olduğunu biz o andan itibaren görmeye başlıyoruz. Bernard biliyorsunuz bir önceki bölümde beşiğe gidip kendi benliğini çıkarttırıp ne olduğunu öğrenmek amaçlı başka bir boyuta geçiyordu. Ve biz şunu görüyorduk orada. Bernard bir şeyleri bulma peşinde. 7. bölümde de böyle başlıyorduk. Dolores beşikte bir şeyler bulmak için oraya doğru yol alıyordu. Herkesi öldürerek, önüne çıkan herkesi öldürerek beşiğe doğru ilerliyordu. Dolores beşiğe doğru ilerlerken Bernard da orada dediğim şeyi yapıyordu. Kendi benliğini çıkartıp başka bir boyuta geçip cevaplar arıyordu kendince. Hatta biliyorsunuz arada cevaplardan birinde de başka bir boyuttayken o bara giriyordu. Piyanonun olduğu, piyanonun sürekli çaldığı bara giriyordu. Ve orada Robert'la karşılaşıyor. Böyle kala kalıyordu ve orada 6. bölüm bitiyordu. Tabii dikkatli izleyicilerimiz şunu da fark etmiştir ki Bernard'la Ford karşılaştıklarında o ekranın boyutu normal izlediğimiz boyutta değil. O birazcık daha daraltılmış, üstten ve alttan siyah bant atılmış. Bu da bize bunun şimdiki zamanda değil başka bir boyutta, belki paralel bir evrende geçtiğini gösteriyor. Ve karşılaştıkları zaman Robert burada çok önemli bir şey söylüyor. Ben buraya kendimi kapattırdım ama Dolores beni öldürmeden önce. Biliyorsunuz ilk sezonun son bölümünde Dolores Ford'u öldürüyordu. Çat arkadan sıkıyordu. Biz onu öldü olarak görüyorduk. Fakat Ford orada, Robert orada piyano çalmaya devam ediyormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam diyor ki Dolores beni öldürmeden önce oraya kapattın. Eyvallah, tamam. Ama ne kadar önce kapattın? Ya belki bu da Westworld başlamadan önce oraya kapattırdı kendini.
Yani daha biz belki ilk sezon ilk bölümünü seyrederken Ford orada duruyordu hep. Hep piyano çalıyordu. Hani hep diyorduk ya, kim bu piyanoyu çalan, kim bir piyanoyu çalan. Belki piyanoyu çalan hep Ford'da ama biz onu görmüyorduk. Çünkü o başka bir boyuttaydı. İşte Bernard oraya girdiği zaman piyanoyu çalan adamın Ford olduğunu görünce, ya ben hep buradaydım dediği zaman aslında birazcık da böyle taşlar yerine oturmaya başlıyor diye düşünüyorum. Tabii Robert'la Bernard konuşmaya devam ediyorlar ve barın dışına çıkıyorlar. Tam o sırada Robert şöyle bir şey yapıyor. Ve bütün görevliler, bütün park görevlileri duruyor. Aslında biz Ford'un öldüğünü ve bütün yetisini kaybettiğini düşünürken şu hareketiyle bütün görevleri durdurduğunu görüyoruz. Yani şu, aslında güç hala onda ve şu an her şey onun istediği gibi ilerliyor. Tam o sırada artık Bernard uyanıyor, her şeyin farkına varıyor. Diyor ki, bu park bir deney ve sen buraya gelen konukları gözlemleyip onların benliğini kopyalıyorsun. Yani o gelenleri izliyor, kopyalıyor, yenisini yaratıyor. İzliyor, kopyalıyor, yenisini yaratıyor. Bunu da neden yapıyor? Ölümsüzlük için. Başka bir şeyler yaratabilmek için, yoktan var edebilmek için yaratıyor bunu. Çünkü dediğim gibi her şey Robert'ın istediği şekilde ilerliyor. Yani öteki vadiye herkesi yönlendiriyor, oyun orada. Sen burayı bitirebilirsin, bu oyun artık senin. Benlik bir şey yok diyor. Öteki vadiye yönlendiriyor herkesi. Fakat ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Herkes oraya gidince bence Robert özgür kalacak. Oradan çıkmayı başarabilecek, ölümsüz olacak. Ve bunu bulduğu anda zaten önceki videolarımda da bahsetmiştim 3. sezon geliyor diye. Ona da şuradaki linkten ulaşabilirsiniz. Onun müjdesini şuradan vermiştim önceki videolarımda. 3. sezonda da bunu anlatacak diye düşünüyorum. Oradan çıktıktan sonra Robert Bernard'ı onu yarattığı eve götürüyor. Ve burada Dolores'le olan bağlantısını anlatıyor. Dolores de Bernard'ı burada tutmuş ve bir test yapmış kendince, bir deney yapmış. Ve tam o anda Robert şöyle bir şey söylüyor. Onu tehdit edermişçesine üstüne yürüyor. Ve Bernard, ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın. Bizim hür irademiz var. Ölüp ölmemeyi bizim kendimiz seçmemiz lazım. Bunu sen istemiştin diyor. Robert da şöyle söylüyor. Evet, ama o hür iradeni almadığın müddetçe. Pat! Ve orada siyah ekran düşüyor. Yani şunu anlıyoruz ki Robert Bernard'ın benliğine girmiş olabilir. Ki yüksek ihtimalle öyle. Yani bizim 2. sezonun ilk bölümünde su kenarında yatan kişiyi Bernard olarak görüşümüz aslında onun Robert olduğu anlamına da geliyor olabilir. Bunların hepsini ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Ama bu bölüm gerçekten bizim için açıklayıcı şeyler, unsurlar içeriyordu. Onu da zaten çok güzel bir şekilde değinmişler. Bir yandan da bu Dolores'in babasının tutulduğu yere Dolores artık bir şekilde varıyor. Ve babasının kafasında bir şifre, bir anahtar olduğu söyleniyor ona. Dolores de tabii soruyor, o anahtarı nasıl çıkarabilirim? Hemen yanıt alıyor. Onu çıkarmayı başarsam bile nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Dolores de şöyle söylüyor tabii. Emin ol, onu nasıl kullanacağımı biliyorum. Tamam da benim aklıma şöyle bir şey geliyor o zaman. Onu nasıl kullanacağını biliyorsan, nasıl çıkaracağını nasıl bilmiyorsun? Değil mi? Bence mantıklı. Varsa bunun için bir önerisi olan ya da bir tezi olan aşağı yazabilir. Ve artık Bernard beşikten çıkıyor. Ama beşikten kendi olarak mı çıkıyor? Bunu bilmiyoruz. Aslında biliyoruz yani, birazcık anlıyoruz. O da şöyle oluyor. Bernard giderken ona yardım eden görevli hanım arkadaşımız vardı biliyorsunuz. O önde giderken Bernard arkadan bir ses duyuyor. Bir bakıyor cama yansımasına. Ford görünüyor. Diyor ki Ford ona, onu uzaklaştır, seninle yapacak işimiz var. Sonra kıza dönüyor ve kızın arkasında Robert beliriyor yine. Şimdi acaba gerçekten beliriyor mu? Çünkü kız onu görmüyor. Bu Bernard'ın bilinçaltı ya da kendi benliği olabilir, artık ele geçirilmiş ve onu orada görüyor. Aslında gördüğünü zannediyor. Ama hepsi beynin içinde. Tabi sonra Bernard kızı yolluyor ve Ford'la beraber devam ediyorlar. Dolores adamlarından biri de beşiği patlatmaya gidiyor. Beşiği patlatıyorlar ve tam o anda beşik patladıktan sonra Dolores şöyle bir şey söylüyor. Artık daha özgürüz. Yani beşiğin onları kısıtladığını, onları sınırlandırdığını anladığımız bir konuşma aslında bu. Ve ama o kadar, orada kalıyor. Beşikle alakalı Dolores hiçbir şey yapmıyor. Babasını kurtarmaya gidiyordu. Babasının beynindeki bilgileri almaya gidiyordu. Ve o an beşiği patlattı. Tabii ki onu Dolores söylemiştir. Git şöyle yap, git böyle yap diye. Çünkü kızın öyle bir sorumluluk alıp gideceğini ben zannetmiyorum. Tam beşik patladığı anda da Dolores artık daha özgürüz şu andan itibaren diyor. Ve babasının beynindeki o bilgileri alıp İşte o öteki vadiye doğru yola koyuluyor. Ha bu arada Bernard ve Robert arasındaki konuşmaları artık normal ekranda görüyoruz. Bu da bizim için çok güzel bir tüyo. Artık normal ekrandayız. Aslında ikisi varmış gibi görülse de bence tek kişi var. O da Bernard. Çünkü kendi benliğinde yaratıyor Robert'ı. Sürekli kendi benliğinde, kendi kendine konuşuyor. Bilinçaltı yaratıyor onu. Artık normal ekranda görüyoruz ve şu anki zamandayız. Dolores adamları Westworld'un yönetildiği üssü işgal ettiklerinde Bernard ve Ford da oraya doğru gidiyorlardı. Bernard oraya vardığında şaşkınlık içerisinde kaldı. Herkesi görüyordu. Kargaşa, kaos, herkes birbirini öldürüyor. Ama şu garip, kimse Bernard'ı görmüyordu. Zaten Ford'u kimsenin görmemesi çok normal ama kimsenin Bernard'a tepki vermemesi bana enteresan geldi. Neden böyle bir şey olduğunu açıkçası şu an merak ediyorum. Varsa önerisi ya da tezi olan aşağı yorum olarak yine bırakabilir. Bernard gene bununla alakalı bir şeyler sorduğunda Robert şöyle bir şey söyledi. Bu artık benim oyunum değil.
senin oyunun Bernard. Bernard bunu duyduktan sonra geri kalan bütün sistemi kapatıyor. Ama bunu kapatırken şöyle bir şey de söylüyor. Ben bu sistemi kapatırsam Dolores önüne gelen herkesi öldürmeye devam edecek ve herkesi öldürecek. Sizce bu bir tesadüf mü? Öteki vadiye giderken önündeki bütün engelleri kaldırmak için Ford Dolores'i kullanıyor olamaz mı? Bence olabilir. Tabi oradan çıktıktan sonra Bernard bu üssü kurtarmak için gönderilen görevler tarafından durduruluyor. Bernard hemen ben buranın adamıyım, ben burada çalışıyorum diyor ama tabi görevleri ikna etmeyi başaramıyor. Tam o sırada arkadan bir ses. Yerdeki silahı al Bernard. Ve onları öldür. Bernard diyor ki hayır ben bunu yapmak istemiyorum. Başka bir yol olmalı. İnsanları artık öldürmek istemiyorum diyor. Ve Ford şöyle bir şey söylüyor. Peki o zaman. Şu andan itibaren yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Diyor ve ekran kararıyor. Yerdeki silahı alıp insanları taramaya başlıyor görevleri. Ve şöyle bir şey görüyoruz. Bir Bernard, bir Ford. Bir Bernard, bir Robert. Bir Bernard, bir Robert. Yani aslında ateş eden kişi Bernard ama bu ateş etmesini sağlayan Ford. Ya o sahne var ya çok efsaneydi ya. Hani videoya başlarken demiştim ya Bernard'ı sorguya çekiyorlar diye. İşte o andan sonra da Bernard sorgusunu bitiriyor. Gene o ana dönüyoruz. Yani aslında bizim şu ana kadar anlattığım şey hep flashback'ti. Ne oldu? Nasıl bitti? Ne bitti? Bernard neredeydi? Neler yaşandı? Gibi şeyleri anlattım. O andan itibaren de hani bir Bernard'ı bir Robert'ı gördüğümüz andan itibaren de gene Bernard sorguya dönüyor ve gözlerini açıyor. Gözleri yaşlı böyle artık hani çok yorulmuş o kadar çok sorguya çekmişler ki. Ve konuşanlara göre de yaklaşık olarak bir saatte devam ediyormuş bu sorgu muamelesi. Bernard'ı sorguya çeken ablamız da Bernard'a şöyle bir şey söylüyor. Dolores'in babasının bilgileri nerede? Bernard tabii bunu söylüyor. Ama nasıl söylüyor biliyor musunuz? Dolores'in babasının bilgileri öteki vadide. Yani kurtarma ekiplerinin hepsini öteki vadiye yollamaya çalışıyor. Bakın Dolores orada. Kurtarma ekiplerin hepsi orada. E şimdi bunlar gidecekler. Demek gene her şey Ford'a hizmet etmek amaçlı. Yani ben burada Bernard'ın gerçekten sorguya çekildiğini ve gerçek cevaplar verdiğini düşünmüyorum. Hani videoya başlarken söylemiştim ya, kendini sorguya çektirmek istiyor olabilir. Neden kendini sorguya çektirmek istiyor olabilir? Çünkü o cevapları Robert verecek. Bernard değil. Ve onların hepsini öteki vadiye yolladı. Bakalım diğer bölümde öteki vadiye geldiklerinde varacaklar mı varmayacaklar mı bilmiyorum. Gene yolda da geçiyor olabilir o bölüm. Ama çok heyecanlı bir bölümümüzü beklediğinin garantisini verebilirim. Evet, bu videomuz da böyleydi. Westworld 2. sezon 7. bölüm incelemesini yapıp teorilerimi söyledim. Siz de kendi teorilerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. 8. bölümü gerçekten heyecanla bekliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu tür inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı yorum olarak da bırakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Ha bir de. Buralara tıklarsanız ve kanalıma abone olursanız aşırı mutlu oluyorum. Ve siz bunu zaten biliyorsunuz. Hadi abone olun. Bekliyorum. Bir de buralara tıklayın. Buralar çok güzel.